Herkese selamlar ve bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kraliçe Matilda olarak 51 yaşındayız. Sağlığımız gayet iyi. Ee, bu şekilde gidersek belki bir 65, 70 yaşına kadar yaşayabiliriz. Çok da abartmamak istiyorum açıkçası çünkü o zaman çocuklarımız çok yaşlanıyor. Belki şöyle bir 35, 40 yaşına geldiğinde çocuklarımız biz vefat etsek iyi olur diyeceğim ama baktığımız zaman en büyük oğlumuz 28 yaşında. Onda çocukları olmuş. Heh, mükemmel. Oyuna başladığımızdan beri kendi topraklarımıza çok yatırım yapamadık. Dolayısıyla elimizde gelirler çoğunlukla vasallardan ve konseyde vekillerçi olmamızdan da kaynaklanıyor biraz. Almamız gereken tek dejur bölge olarak bir tek burası kaldı. Carinthia'nın tuttuğu bu Briuli Kontu. Ne yazık ki kendisi iki ayrı düklüğün dejur topraklarını tuttuğu için iki ayrı savaş açmak gerekecek. Dolayısıyla kendi vasalımızın hak iddiasını kullanarak bir savaş yapabiliriz bence. Fena da olmaz. Bu arada hak iddiası olan vasalımızın da dövüş gücü çok iyi. Dolayısıyla ben böyle bir savaş başlatayım diyorum önceden. Zaten ittifaklarımız da var. Kendi ittifaklarını çağırsa bile biz tek başımıza halledebiliriz diye düşünüyorum. Ben seni savaşa çağıracağım. En yakındaki müttefikim sensin zaten. Başka çağırabileceğim birileri var mı? İngiltere varmış. Mercy'yi çağırabilirim aslında. Fena olmaz. Mercy'yi de çağırdım. Orada <laughs> ava mı gidiyoruz? Heh. İyi peki. Gidelim ama. <laughs> Savaşın ortasında etkinlikler. Bayılırım. Heh, teşekkürler. İki tane müttefik çağırdık. Bunlar bize yardımcı olurlar yeterince. Heh, para kazandık. Güzel. Sağlam vücudu şimdi açsak mı açmasak mı emin değilim. Bilmiyorum açıkçası. Bence ilaç odağından çıkıp ufaktan servet odağına geçebiliriz. Ama bunun için bir Uf. bir buçuk sene kadar beklememiz mi gerekecek? Peki. Biraz öyle gözüküyor. Neyse. Bu savaşı alabiliriz gibi. Daha doğrusu bu çarpışmayı. Bunlar kendi ordularını geri çekiyorlar ve biz savunma tarafında olduğumuz için avantajımız çok yüksek. Hoppa sen nasıl yaralandın ya? Saray hekimimiz yokmuş. Eyvah. Ha oğlumuz var ama. Hadi oğlumuzu getirdik. Değil mi? Bahçıvan olduk. Bu mükemmel bir şey. Bizim almayı istediğimiz toprakları biz kuşattık ama aslında biz düklük ünvanı için saldırıyoruz. Hoppa. Yatalak olduk. Sağlığımız biraz azalıyor. Hı, i̇nanmıyorum. Dük Herman. Savaşta esir alın ha. Mükemmel. Harika. Ne bir savaş varmış bu arada. Wow çok iyi. Eh. Roma'ya hak iddiamız mı geçti ya? Mükemmel gerçekten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İtalya'nın bir kontluk hariç hepsini. Sicilya'nın Firenze üzerinde mi? Firenze bizim başkentimiz değil mi? Oo, eyvah eyvah eyvah. Bir dakika bir dakika. Başkenti karantinaya. Bu, bu lazım. Başkenti karantinaya aldık. İnzivaya çekildik. Kapıyı kilitledik. Elimizden geleni yaptık şu. An. Hafif tedbirlerden. Ay geri zekalı oğlum. Salgın direnci biraz düştü tabi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Verona vasalımızın hak iddiasını kullandık ve Kendisi şu an iki düklük tutuyor. Kendi dejur topraklarımızı da tutuyoruz. Bu arada başkentimiz evet yayıldı hastalık. Geçmiş olsun. Kutsağım hastalandı. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Zayıf koz karşılığında. Çok güzel. Bu hastalığın geçmesini biraz beklemek lazım. Oğlumuzun hekim özelliği de artıyor. Yani saraydaki öğrenimi en yüksek kişi olduğu için onu getirdim. Güzel. Üçüncü oğlum da büyüdü. Savaş ne alemde bu arada? Kazanıyor musunuz? Anlamadım ki. Biz nereyi Endülüs için mi almaya çalışıyoruz? Oh. Burada Aragon var böyle. Mükemmel. Biz o zaman şöyle yapabiliyorsak. Ufaktan belli başlı yerleri hak iddiası almaya çalışalım. Mesela hak iddiası satın alabiliriz esasında. Artık baş psikopos kullanmaya da gerek yok. Elimizde 5200 dindarlık var. O da çok iyi. Dolayısıyla mesela hak iddiası satın al kral olduğumuz için yani daha doğrusu krallık seviyesinde bir hükümdar olduğumuz için krallık ünvanlarına hak iddiası alamıyoruz. Ama düklüklere ve ünvanlara alabiliriz. Sen Logodoro'yu tutuyordun. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok Bunlar katolik değil mi? Aynı mezhepten olduğumuz için hak iddiası alabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa pardon. Yanlış söylemişim. Ee, mezhep fark etmiyormuş bunda. <laughs> Savaştayken, açlı seferindeyken adamın toprağın hak iddiası aldım biraz canice gözükebilir. Böyle böyle hak iddialarını alıyorum arkadaşlar. Bunları vasallaştırmak neredeyse imkansız. Çünkü Sardinyalı kültürü biraz izolasyoncu. o oyuncu varisim. Aman Allah'ım. Tifüs'e yakalandı. Ya, muhtemelen ölecek. Ee, öyle gözüküyor. Yani inzivadayız. Dördüncü torunumuz oldu. Şöyle bir ilham projesi. Fena olmaz aslında. Bir de şunu iyi yemeklere çıkaralım. Biraz şu saray imkanlarını ufaktan arttırmak da fena olmaz. Egzotik yemeklere çıkardım ki saray mahiyetimizde bulunan kişiler sağlık direncinde küçük bir artış sahibi oluyorlar. Ne süzeren. Öldü. Biraz güçsüz bir süzeren. Vekiler çok teşekkürler. işime gelir. Hoppa. Bu kötü oldu işte. Üzünlü olmadık değil mi? Ha iyi. O zaman çocuğu eğiteceğiz. Bu çocuğu eğiteceğiz. Ee, bu hiç hoş olmadı ne yazık ki. Evet. Ama bu güzel bir şey en azından yani evet oğlumuz öldü ama başa geçecek kişi bayağı genç. Yani biz uzun yıllar daha yaşayabilirsek kendisi 18-20 yaşına gelir ve tertemiz taptaze bir şekilde başlar. Yaşlı bir hükümdardan genç bir hükümdara devredilmiş olur. Efendim şimdi diyebilirsiniz mesela bir insan oğlun ölümüne böyle mi tepki verir diye. Orta çağda işler biraz farklı olabiliyor. brother, <laughs> <laughs> Sağlam vücudu açsak o yüzden iyi olur. 1100'e geldik. Bütün öğrenim yaşam tarzı dalını tamamladık. Burada artık ilerlememiz mümkün değil. Yani yetenek için puan açsak bile hiçbir şekilde kullanamayacağız. Dolayısıyla başka bir dala geçmek en mantıklısı. İdareye geçiyorum. Servet oda. Çok iyi. Yatalak olduğumuz ve inzivada olduğumuz için yeteneklerimize eksi 6 oranında bir ceza geliyor. Ya sen de mi tifüse yakalandın? Geçmiş olsun. Ah be Ceneviz'im yapma be. Sarayıma koyabileceğim eşyalar var mı bir bakalım. Hmm yokmuş. Yazık oldu. Hastalık azalıyor şu an değil mi? Evet azalıyor o yüzden almaya gerek yok. İnzivadan çıkabiliriz de iyi olur. Hastalık bitti artık çünkü. Şimdi oğlumuz öldü. Eşi kimdi? Hmm, sıradan hane mensubu biri. Peki. Diğer erkek torunları da eğitmeyi kısa süre sonra unutmamalıyız. O esnada biraz kendi topraklarımıza yatırım mı yapsak? İtalyan kültürüne bakalım. Yüksek orta çağa geçmişiz ama dış surları hala açmamışız. Ee, havisli yerlerden gidersek 5-6 senede bunu bitirir ve sonra dış surları atlayabiliriz. O esnada ekonomik binaları şöyle ufaktan koyalım. Önce tarlalar. Ovalara ilk başta tarlaları koymayı unutmayalım. Şöyle tepelik tarlalar. Şuradaki kaleyi bitirip onun yerine şu ahır koyabiliriz. Ee, görüş kazanacak. Olur sen görüş kazan konseyimde benim işime gelir can. Biraz da prestij kasıp şöyle bir melez kültür ya da bir gelenek eklemeyi unutmayalım. Ne yazık ki tuttuğumuz topraklarda ki bir kültürle melezleyemiyoruz. Çünkü bizlerle aynı mirasa yani Latin mirasına sahipler. Sardinya, Alpiçi, İtalyan, Sicilyalı, Lombard ne yazık ki. Ama mesela bunlarla e, yapabiliriz sanki Svabyalı diyeceğim. Ama bunlar da çoğunlukla dağlık bölgelerde. Çok bir işimize yaramaz. Sen hala ittifaklı değil mi? Çok güzel. Bunların savaşları devam ediyor. Hmm. O esnada acaba diyorum papaya savaş mı açayım? <laughs> Çok iyi olur ya. Hatta ben şu savaşa esasında katılabilirim. Ordu gücüm nasıl? Hiç fena değil. Bunları biraz arttıralım. Hmm. Bir slot daha ekleyebiliriz sanki ama. Bu kompozisyonda gayet iyi şu an. Bizim kaçıncı eşimizdi bu? Of of. Hocalar dayanmıyor. Biz kalıyoruz şu hayatta Salerno Aa Salerno düklüğünü oluşturabiliyormuşuz Ne yapalım oluşturalım mı hocam Konfedere mi Bu unvanlar oluşmuş Çok güzel Gayet iyi Şimdi e, Savaşmak istediğimiz belli başlı kişiler Haçlı Seferinde Papa da dahil tabi Fakat Biz Papa'ya Haçlı Seferi esnasında savaş açar isek Bir ihtimal bizi afaroz edebilir Bize karşı görüşü veya bizim dindarlığımız ne olursa olsun Dolayısıyla e, Şöyle bir düşüncem var hem elime biraz para geçer savaşı kazanırsak. Hem bol bol prestij ve dindarlık alırız. Üzerenimize karşı bir bağımsızlıkçı örgütleşme var. Bunlar dejur olmayan vasallar. Ama aynı zamanda başka bir özgürlükçü örgütleşme de mevcut. Şu an bakalım mesela bizim süzerenimiz 3. seviyede. Yani bu demek oluyor ki biz diğer vasallara savaşı ilan edemeyeceğiz. Ancak bu çok büyük bir sorun değil. Zaten bizim almak istediğimiz yerler geldi ülkenin dışında yerler. Ve çok ilginçtir ki Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Bizans'ta da hak iddiası var. Bizans tabi şu an parçalanıyor. Bunlar Paulusçu değil mi? Uf. Ama Paulusçu değil de yayılmış. Paulusçu. Peki öyle olsun. Bunlar Ortodoks tabi nefret ediyorlar. Heh, geçmiş olsun. Diyorum ki şu Haçlı Savaşı'na bir katılayım. Belki %1'lik %2'lik bir katkım olsa bile elime biraz para geçebilir. Atayabileceğim birileri. İşte oğullarımı atayamıyorum ne yazık ki. Olsun atamaya gerek yok. En azından biraz katkıda bulunuruz. Papan'ın orduları burada çarpışıyorlar. Savaşa katkımız neymiş bakalım? <laughs> Savaşa katkımız hiç daha yokmuş şu an çok güzel. Ee, şuraları kuşatmaya çalışabiliriz o zaman. Evet İberya'dakilerin işi çok zor. Ne yazık ki. Buraya aldık. Çok güzel. Şu an tek başıma bile sanırım bunların ordularına dalabilirim. Kurtuba'yı kuşatmak e, mümkün. Yapılabilir. Savaş katkım %10. Yani demek ki savaş sandığının %10'u bana geçecek herhalde. Öyle anlıyorum. Bunlar benim üstüme geliyor olabilir arkadaşlar. oh, tek başıma yakalıyorum bunların ordularını. Harika. Çok iyi. Hmm, bir tane vasalımız sakat bırakılmış. Bu hoş değil. Kestirme yoldan gidelim. Ya orduların ciddi zarara soktuk. Ee, bu noktada artık bir toprak daha kuşatsak savaş bizim. Burayı da kuşattık mı iş bitiyor arkadaşlar. %100. Bu kadar. Ordumuz iyi. Şövalyelerimiz de bayağı iyi. Evet. 3904 altın katılımcılar arasında paylaştırıldı. Biz 780 altın aldık. %20'lik bir payımız var. Bizim şevkimiz azaldı. Onların şevki arttı falan. Dindarlık kazandık. Prestij kazandık. Yani iyi ki katılmışız. Hıh çok güzel. Şu abilere şöyle artık tek tek savaş açmayı düşünüyorum. Yani vasallaştırabiliyorsun ya ama vasallaştırmayacağım. Böyle tek tek savaşlarımı açıyorum. Zaten ittifakları varsa birbirleriyle de ittifakları var. Çok da korkulacak yanları yok. Arka arkaya böyle görmüş olduğunuz gibi. 5 kontuk için 5 ayrı savaş başlattım. Heh, varisini yakalamışız. Burası bizim oldu artık. Harika. Görüyorsunuz bakın birbirlerine yardım etmiyorlar. Sahip oldukları tek kontuklarda böyle askerlerini tutuyorlar şu an. Şifacı mı olduk? Ne? Bilgi arayan. Peki. Dük oberto yapma. Ee, evet. Koz kullandık üstümüzde. Para teklif edeyim mi sana? Hadi bak para teklif ettim. <laughs> Üstümüzdeki koz geçti. O da güzel. Güzel, seni esir ettik. Talepleri dayatıyoruz. Burayı da hallettik. Orada hastalık falan var mı yakınlarda? Güzel. Yok. Mükemmel. Bunu da kazandık. Bakın görmüş olduğunuz gibi arka arkaya savaş açıyorum. Bu savaşta kazandık arkadaşlar. Şimdi mesela ben buradaki düklüğü böyle oluşturdum. Sardinya düklüğü. Mesela baktığımızda Sardinya düklüğü kime gidiyor? oyuncu varisimize gidiyormuş. Peki. ne gitsin. Mesela bunu öncelikle buradaki kontluğu sana verdim. Canım benim. Evlenmene izin veriyorum. Tamam mı? Mercy ile müttefikin de olur. Hatta ben vereyim sana şöyle sardini komple. Ha işte bu kadar. Mükemmel ya. Bana karşı bir özgürlükçü örgütleşme var diyor. Ben sen öleceksin yakında zaten. Ben ünvanı biliyormuşum bu arada. Kabul etmeyecek diyor. Aa aslında bir şey söyleyeyim mi? Aklıma güzel bir fikir geldi. Şu an bana karşı isyan etmesini sağlayacağım. Eğer isyanı kazanırsak ve kendisi ölmeden önce savaşı kazanıp onu hapsedebilirsek toprağını ele geçirebiliriz. Ne öldü. Ne yazık ki. İşe yaramadı. Ha zaten biz devralıyormuşuz. Çocuğu yoktu galiba değil mi? Evet hanedandan kimse kalmamış. Dolayısıyla kardeşleri de ölmüş. Babası da öldü. Sen kimsin? Ee, kız torunu. Okey olur. Tamam evlendirdi. Gitti oldu. Canımın içi bak sana şöyle spoletoyu. Yok pardon burası değil. Orvieto benim. Aa pardon Orvieto benim değilmiş. Tamam spoleto. Düklüğü sana şöyle verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Sen zaten Hırvatistan banıyla da ittifakım var. Mükemmel. Otorite savaşı. Ee, Kaiser biraz zayıf düşecek. 20 tane tutsağım varmış. Bunları salalım. Sen biraz para vereceğim. Senin ülkende çünkü bilmiyorum belki isyanlar çıkabilir. Şu an İtalya İmparatorluğunu oluşturacak kadar bütün dejur topraklara sahibim diyebilirim. Bir tek papalığın topraklarını almam gerek. O esnada mesela ben şöyle bağımsızlıkçı örgütleşme. Örgütleşmelere katılmam yasaklandı mı? Aa çok ilginç. Neyse biraz bekleyeceğiz o zaman. O esnada ben biraz daha gücümü şöyle bir arttırayım. Vergi idareleri fena olmaz. Ee, Ancona'yı birine veririm ben. Eğer Roma'yı tutabilirsem. Ya da belki Firenze'yi veririm. Ancona ile Roma'yı tutarım. O da olabilir. Buradaki düklüye bir şey yapmak mümkün. Aa. Cihat dönemi. Şu işe bak. Bir saniye. Maturidi bir Halife var arkadaşlar. Buhari Büyük Emirliği. Buhari Hanesi. Karahanlı Hanedanı. Peki bunlar Selçuklular. Dağılmışlar. Gazneliler burada güçlü. Abbasiler kendi sultanlığı kurmuş. Fatimiler iyi dayandı. Ee, tebrik ediyorum. Peki şurada da iki tane alması gereken Dejur toprak var. Bir de şurada Doğu Çölü var diyor. Ee, İsmail'i Bedevi. Güzel. Son derece istikrarlı bir şekilde ilerliyorlar. Eğer buraları da belki bilmiyorum. Almaları biraz zor çünkü eşari bunlar. Kabul etmez. Bunlar belki kabul edebilir vasallık teklifini. Bakalım duruma göre. Belki bunlar yeterince sınırları zorlarsa Arap İmparatorluğunu bile kurabilirler. Murabıtlar yıkılıyor. Tiranlığına karşı geçmiş olsun. İngiltere fena sayılmaz. Zaten bizde ittifakı vardı. Hıh. Kültürel gelimi hafiflettik. Kral Sancho huzuruma çıkıyor. Benden kız torunum Katerina ile. Ha, ha çok ilginç. Ey ittifakımız Gerçi bu sıfırlanır o zaman. Evet. Bağımsız kalmak istiyordu. 19 yaşında gencecik adam. Aa sen savaşta mısın? Sana biraz para verdim. İttifak kur. Tabi ittifak kurarız seninle neden olmasın. Boş konsey getirdik şöyle. Bir tane güçlü vasal var. Konseyde yer istiyor ama 4 güçlü vasal da konseyde. Dolayısıyla mezhep liderine altın talep ediyorum. Sağlığım ne durumda? Oo sağlığım kötü diyor. İlginç. Ufaktan imparatorluktan ayrılmanın vakti geldi gibi. Bakalım. Avcılık özelliğini arttırabileydik. Biraz iyi olurdu ama ne. Ama hemen de öleceğimiz ben zannetmiyorum ya. Sağlık kötü diyor ama. Bence bir 65-70 arası gibi hayata veda ederiz. O zamana kadar da torunumuz rahatça büyür zaten. Bir örgütleşmeye katılabileydik. Bakalım. Üzeren ne durumda? Savaşı kaybediyor ve borca girmiş. Oğlum sen salak mısın? Ay. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokarım Sen az önce benim sarayıma gelip nişanı bozmak istemiyor muydun? Al lan tamam Ah, ah cezanı ah. ah bu da senin cezanın olsun. İttifak mı? Ah ittifak tamam ittifak. Darula ceza yapalım şuraları biraz. Askeri gücü şöyle biraz arttırabiliriz. Hiç fena olmaz aslında. Paramız da yani çok fazla. Benim asıl hedefim Papalığın şuradaki topraklarını almak ki onlar benim zaten görmüş olduğunuz gibi dejur toprağı. Şu an dalmıyorum oraya özellikle Roma'ya. Çünkü ben Roma'yı ele geçirirsem bilmiyorum yapabilir mi yapay zeka ama genelde katolik bir yönetici Roma'yı bizzat tuttuğu zaman buraya direkt Papa'yı atıyor. Yani öyle bir şey yapmak istemiyorum. Yukarı Burgonya. İyi tamam. Nasıl isterseniz. Sapkınlığı benimsiyor. Aa çok ilginç. Seninle yani ittifak kuramıyorduk ama ben sana biraz para göndereceğim böyle. Yani paralı asker mi aldı kendine mükemmel. Sene 1106 oldu. Ee, dolayısıyla 8 Mayıs'a kadar bekleyeceğiz. Oyun bize öyle söylüyor. Ee, sonrasında bağımsızlık örgütleşmeye katılacağım. Yeter artık. Param da var. İtalya İmparatorluğu'nu kuralım bence. Yani uyumlu kanı... Hmm, hadi açtık. Uyumlu kanı açtık. Uyumlu kandan gidebiliriz. Ülkem içinde değil. Kent düklü kabul etmeyi tamam etmesen bilirsin. Ha şu işe bak. Buralarda ortodoks kalmış. Hadi değiştirelim şunları o zaman. Ayda, Bizim oğlana bak. Bir zinacı olmuş. De. Benim geri zekalı oğlum. Neyse. O zaman ben şu bağımsızlıkçı örgütleşmeye katılıyorum artık. İki üye. Aa biri daha katıldı. Mükemmel. Örgütleşmenin askeri gücü %230 yani Süzeren'in potansiyel gücünün en az iki katı. Bir kişi daha katıldı dejur olmayan. Belki Provence'da katılırsa iyi olur. Canım hadi para gönderdim sana. hoştan benden katıl be. Heh. Provence'da katılsa güzel olur. Böyle burası komple kopar Burgonya tarafları. Belki Fransa bunları vasallaştırır bilmiyorum. Havisli yeri keşfetmişiz. Bu da demek oluyor ki zırhlı atla alabiliriz. Bir kişi daha geldi. Harika. Vieno. Ha, çok ilginç. Sen de bizzat yüzleşeceğim. Güvenilmez vasallar. <laughs> tamam canım hadi. <laughs> Bak para. Para gönderdim. Tamam. Şimdi bu yüksek güçte yani süzerenin iki buçuk katı gücündeyiz. Çok rahat. Yani ben bile tek başıma süzerene kafa atabilirim. Bu kadar vasalın olması da benim işime gelir. Talepleri dayatalım. Urbino benim toprağım mı? Başkenti karantina yap. Hafif tedbirler. Muazzam, mükemmel. Başkente bulaşmasa iyi olur ama neyse artık. Taletleri dayatıyorduk değil mi? Onu unutmayalım. Taletleri dayattık. Öf. İlla uğraştıracaksın ha Kaiser. benim de burada toprağım var değil mi? Çok güzel. Ben buradan mesela askerleri kaldırır. Düşman müttefiki Ooo işler biraz zorlaşıyor gibi sanki. Ha. Avusturyalı bölüğü aldık. Bakalım bilmiyorum artık. Yapacağız bir şeyler. Buraları o zaman ufaktan şöyle kuşatalım. Buralarda hastalık var mı bilmiyorum ama. Biri aparoz edilmiş. Ha iyi. ben değilim. Benim vahsalım da değil. Can teşekkürler. Macaristan geliyor savaşa. Biri daha katıldı. Sen yani kimsin? Flandre düklüğü. Yani çok problem değil Flandre'nin katılması aslında. Savaşı saldıran taraf mı kontrol ediyor diyor. Güzel yani bizim topraklarımızı kuşatmadıkları sürece biz iyi haldeyiz. Biraz para kazandık iyi oldu. Her zaman dik dur çocuğum. Biraz daha paralı asker bölü alayım diyorum. Ne olur ne olmaz. Müttefiklerin topraklarını kuşatıyorlar bu iyi değil. Nişan düzenle. İttifak getirmeyecek. Olur olur. İttifakımız olur bir sonraki nesilde en azından. Macar ordusunun üzerine gidelim. En azından savaşarak da biraz kendimize savaş skoru elde ederiz. Çok güzel. İşte burada Bohemya'nın ordusu var ya. O zaman isyan etmeyen vasalların topraklarını şöyle bir kuşatsak olur gibi mi? Hı. Bizim topraklarda hastalık var. Ha çok güzel. Şimdi torun büyüdü. Bu demek oluyor ki şu diğer torun da bir, biz bir yetiştirelim. İtalyan kültürü ne alemde? Ha belki bir şey söyleyeyim. Bir şöyle bir bahçe mimarları ekleyelim mi? Mükemmel olur. Ee, bahçe mimarları bilmiyorum ya. Yani. Şöyle sosyal ya da ritüel tarzı bir şey. Böyle ülke çapında kullanabileceğimiz fena olmaz. Muharebe amacıları olabilir. Para da kazanırız bundan. Biraz daha prestij gerekiyor. Alırız. Macaristan ordusu Gırla geliyor. Bir orduyu buraya. Bir orduyu buraya. Bir tane orduyu şuraya. Bir orduyu da şuraya aktardım. İki taraflı şöyle kuşatmaları biraz daha hızlıca. Hı, kutsal romanın ordusu burada. Peki. Bir dakika niye evlenemez? Nasıl evlenemez ya? Anlamadım. Kutsal romanın ordusu geliyor. Bu savaş bizim lehimize dönüyor bu arada. Eğer kutsal romanın ordusunu parçalayabilirsek. Ki büyük ölçüde yapabileceğiz. Hiçbir masraftan kaçınmayalım. Merkezileşmeye açtık. Çok güzel. Buradan da iyi para geldi. Harika. Artık yakalayalım şu Kaiser'in ordusunu. Hadi Zürih'te yakalar mıyız ya da Argau'da artık? Ya da Bern'de bilmiyorum yakalayın şunu bir yerde artık hadi. Savunan taraf mı kontrol ediyor? Ee, eyvah. Savaş düşmanın lehine dönüyor. Ee, bu iyi değil. Müttefiklerimizin yanına gitmemiz lazım. Ama şurada bir tane kuşatıcı birlik bıraktım. Savaşı biz kazanıyoruz. Öyle yağma yok. Güzel. Bizim lehimize işliyor savaş. %97, %98. Hadi bir %99 daha gelse. Tamam bu savaş bizim arkadaşlar. Ne dedim? Bağımsızlık savaşı. Talepleri zorla kabul ettiriyoruz. Ee, vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendim. 63 yaşında. Yani bunu becerdik. 43 senelik bir yolculuğun ardından görmüş olduğunuz gibi İtalyan yarımadasını koca çizmeyi belli başlı toprakları hariç çoğunlukla birleştirdik. E bunu da diyorum tescilleyelim o zaman. Bu iş bu kadar. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi. Yani Bizans bizden çok hoşlanmıyor. Sicilya Krallığı'nı arzuluyor diyor ama. Ve görmüş olduğunuz gibi İtalya İmparatorluğu. Gerçi burada bizim Bağımsız böyle eksklav gibi topraklarımız var ama bunlar e, bir sonraki yani bunlar bir veraset sonrasında büyük ihtimalle kopacaklar bizden. Deniz veya karayoluyla başka bir bağlantısı yok. Nesep liderinden altın alabiliriz. iyi olur. Aa oğlum ay. Heh tornumun oğlu oldu ya. O kadar çok yaşadık. O yüzden şu idari saraydan da ilmi saraya gidiyorum kutsal Roma ile artık kapışacağımız e, kapışacağımızı zannetmem. Çünkü ya belki kapışırız şu aralar için ama Kurezya'yı Kurezya, Kurezya salabilir mi? Hadi sana bağımsızlık verdim. Geçmiş olsun. Kutsal Roma İmparatoru hiç iyi durumda değil arkadaşlar. Sağlığı kötü. Stres seviyesi 3'te. Üf. Of 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 geçmiş olsun. Harbi harbi geçmiş olsun yani. İtalya'yı yok ediyorum. İtalya krallığını. Romanya'yı tutuyorum. İki tane krallık ünvanım var aslında. Bir krallık ünvanı. Esasında Romanya'yı da yok edebilirim. Romanya krallığını. Dejur başkentini biz tutmadığımız için. Gerçi başkenti mesela Ancona'ya taşırayarak. Gerçi mesela başkenti Ancona'ya diyelim taşıdım. Şimdilik Floransa'da kalabilir. Bu ünvanı da şimdilik yok ettim. Ama hiç sorun değil. Çünkü zaten bu vasallar bizim dejur vasallarımız. Şimdi veraset. Ee, kötü. Yani bununla o zaman bir yasa ekleyeceğiz. Ve seçimli feodal yasası ekledik. Buna da bir tane yasa ekleriz. Şöyle torunumuzu aday gösterelim ikisine de. Biz öldükten sonra torunumuz da ikisine sahip olacak şekilde ayarladık bunu. Şu an Kutsal Roma İmparatoru gerçekten kötü durumda. Yani aylık 6.5 kazanıyor ve eksi ve eksi 850 de. Yani bize salça olacak durumda değil arkadaşlar onu söyleyebilirim. Şöyle Matilda ile hayatın sonuna kadar bir devam ettireyim diyorum. Şöyle Latium düklüğünü almak istiyorum. Burayı alabilirsem özellikle harika olacak. Hı, arkadaşımız oldu. Hoppa. Kötü. İttifak kurayım seninle. Evet. Stres seviyemiz baya yükseldi. Hmm, dolayısıyla şöyle bir cenaze. Aa. Belki cenaze yapsak işe yarar mı? Ölmüş birileri için. Karakterimin kuzeni. Oğlumuz için cenaze yapmadık aslında. Biraz kötü oldu ama. Onun yerine bir ziyafet verebiliriz. Ziyafet verilir. Floransa. Güzel. Onur konuğu olarak acaba torunumuzu gösterebiliyor muyuz? Ha evet seçebiliyoruz. Olmak istediğimiz yer burası. Baya bir stres kaybettik. Bir bana... Bir bana asılıyor. Kesin bu adam. Ee, şehvetli çünkü. Lan sevgilimiz mi oldu? İnanmıyorum. Ee, evet papacım. Yani şu an bize savaşını bitirdi. %100 oldu. Mükemmel. Karakterimin erkek torunu. Biraz risk alacağım. Ama bütün müttefikleri de savaşa çağıracağım. Şu Latium düklüğünü artık istiyorum ben. Orası benim dejur bölgem. Ne olur ne olmaz diye bütün müttefiklerimi çağırmayı düşünüyorum aslında. Aragon'u çağırayım. Bir de Hırvatistan banını çağırayım. Çok fazla prestij kaybetmiyoruz. Gayet güzel. Yani bizi Afaroz eder mi bilmiyorum. Genelde Papaya Savaş açınca sizi Afaroz edebiliyor direkt ama. Ama abi orası benim yani hakkım be. Heh. Orayı bana vermen gerekiyor. Biri. Heh. Papa şu an paralı askerlerini alıyor bu arada. Hoppa ölüyoruz. Bu savaşı hemen bitirmem lazım. Papayı hapsedebilirsek ama Papa. Hı. Seyahat mi ediyormuş peki. Veraset ne durumda? Hmm, şu ünvanı yok edeceğim ben. Sonrasında Sicilya krallığını ayrıca oluştururum. Bizim de şu toprakları kuşatıyorlar ama. Güzel. Kale'ye taarruz edersek. Harika. Mükemmel. Şimdi veraset ne durumda oluyor? Aa iyi güzel. Bizim oğlumuz bütün bu toprakları alıyor. Harika. O yüzden şu latyum düklüğünü şimdi oluşturmayacağım. Ee, papa ne yazık. Evet. Kendisiyle savaş açmamıza ve topraklarını gasp etmemize rağmen hala artı 86 görüşte. Çok iyi. Ee, buraların kontrolü düşük. Eyvah. Onları hemen arttırmamız gerek. Baş psikopozumuza gitti bu topraklar. Hemen şuradaki kontrolleri arttıralım. Yakın zamanda öleceğiz zaten. Oh. Bilmiyorum ya. Evet savaşa gitmediğim iyi oldu. Yoksa direkt savaşta başlardık. Yani iyi oldu. Fena olmadı aslında. Gayet iyi bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Onu söyleyebilirim. Matilda vefat etti. Yerine torunu geçti. 20 yaşında. İmparator Giuseppe. Öğrenim ağacından gittiği için uzun sürede yaşar. Dikanossa hanesi yani Lucca hanedanının Dikanossa hanesine mensup biri olarak şu an hanedanımızda toplam 31 yaşayan mensup var. Ben bu sayıyı 50'ye çıkararak bununla alakalı bir achievement'ı almak istiyorum. Bunu da yapmak çok zor değil aslında. Hanedan üyelerimize toprak verdikçe ve onlar topraklarını muhafaza ettiği sürece kendi çocuklarını da yapacaklar. Yani bir hanedan üyesine toprak verdiğinizde hayatı boyunca ortalama 2-3 çocuk yapsa bu şekilde katlanarak zaten artacak. İtalya'nın dejur olarak sadece bir tane toprağını almamız gerekiyor. O da Papa'dan. Ne? O çok zorlamaz ama bir kontluk olduğu için. Bakalım duruma göre. Karakterimin amcası ve dayısı eksi 38'e bakıyor. Uf, kötü. Yani iyi değil bunlar. Ama bir şekilde toplarız artık. 4 tane önemli vasal. Aman Allah. Im. Ama olsun en azından gayet iyi geldik. Buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Normalde Crusader Kings 3 efsaneleri ile alakalı böyle her karakter için bir video yapıyordum. Ama Matilda ile o kadar güzel bir maceramız oldu ki en azından benim düşüncem bu. Ve Matilda ile alakalı yapılacak o kadar çok şey var ki bunu ben böyle mini seri halinde devam ettirmek istedim. Bununla alakalı son olarak bir üçüncü videoda çekmeyi planlıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz achievement'ı bir sonraki videoda elde etmeye çalışacağız. Bunun için de iyice genişleyip toprak alıp hanedan üyelerimize verdiğimiz sürece bir problem olmayacak. Zaten müsait hanedan üyelerimiz var. Bizim iki tane kardeşimiz var. Amcalarımızın çocuklarına yani kuzenlere verebiliriz. Topraksız başka hanedan üyesi var mı bakar onlara da veririz. Duruma göre bakar o şekilde ilerleyebiliriz. Tekrardan söyleyeyim. Buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü Yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.